Döner Kardeşler Çetesi davasında karar açıklandı. Kamuoyunda, Döner Kardeşler adıyla bilinen organize suç çetesinin davasında, aralarında Emirhan Döner'in de bulunduğu 28 sanık hakkında karar açıklandı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Emirhan Döner son savunmasında, "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Akıl sağlığım yerinde değil," dedi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet göstererek, Döner Kardeşler, ismiyle tanınan organize suç çetesine yönelik Türkiye genelinde 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 28 çete şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Cezaevinde bulunan Burak Döner'in verdiği talimatlar doğrultusunda birçok yağma ve haraç olayına karıştığı belirlenen çetenin, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaştığı tespit edilmişti. Hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında çeşitli suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyordu. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Emirhan Döner bulunduğu cezaevinden ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanık Emirhan Döner savunmasında, "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum, başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var, ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üyesi olmadım. Akıl sağlığım yerinde değildir. Hastaneye sevk edilmek istiyorum. Adli tıp kurumuna sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum," dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Emirhan Döner'e örgüt kurma ve yönetme, tefecilik, nitelikli yaralama, tehdit, nitelikli yaralamaya azmettirme, hürriyeti tahdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 44 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Turhan Döner ise yaralama, tehdit, yaralamaya azmettirme, hürriyeti tahdit, tefecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, örgüt yöneticiliği suçlarından toplam 34 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanığa tüm suçlar yönünden beraat kararı veren mahkeme heyeti geriye kalan 21 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verdi.